Twitter'da canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? Ateist Gazete'nin 77. sayısına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben sunucunuz İrem Yaydırgan, her zamanki gibi. Ateizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karan'la yine karşınızdayız. Hoş geldin Süleyman. Yine bir sabahın körü, hafta sonu yine bir aradayız. Nasılsın? Bizim nasıl geçti hafta? Görevimiz bu ya İrem'ciğim. Uyanacaksın ya, tabii. Evet, tabii ki. Uyandırma servisiyiz ya biz o sebeple. Uyandırma servisiyiz ama çalışmıyor biliyorsun geçen hafta. Neyse girmeyeyim bilim, o konulara. Bilimin ışığını yayıyoruz ya ondan. Buna şükür. Nasıl gidiyor? Nasıl geçti? Neler oldu? Görüşmediğimiz bu kısa arada. Aslında pek İstanbul'da değildim ben bu arada. Daha çok dünyayı takip ettim. Ya yani Türkiye'yi takip etmedim fazlaca. Yani etmedim dedim tabii mecbur ediyorsun yine de. Yani müptezellikler şey boyu gidiyor. O sebeple biraz dünyaya baktım. Dünyada da bu ekonomik kriz kafaya takmış durumdayım ve hiç iyi gitmiyor. Yani son işte hatta bir yazı yazdım gazete duvara bu tahvil piyasalarıyla ilgili. Gidişat iyi görünmüyor. Öyle bir durum var. Daha da kötüye gidecek gibi görünüyor. Göreceğiz bakalım. Tabii bütün Türkiye'ye yansıması bunun. Yani. Ama işte evet. Türkiye bu çifte kavrulmuş yansıyor bir de. Çünkü bizde basiretsiz bir yönetim olduğu için, aklı selim olmadıkları için öyle bir sıkıntı var. Zaten aynı doğrultuda da devam ediyorlar. Dünyanın tersine gidiyorlar. Bu arada hala şey şampiyonuyuz, dünya lideriyiz enflasyonda, OECD içinde. OECD dışında da zaten bizi geçebilen bir iki ülke var. Venezuela'da Zimbabwe var galiba, başka da yok. Hikaye budur. Zaten herkes de markette görüyordur galiba durumu. Domates evet, 30-35 evet. Lira galiba. Zaten söylemişlerdi bir iki ay önce. Yıl sonuna doğru böyle olacak. 50'ye kadar çıkabilir Şubat'ta. Evet, Ocak, Şubat 50'yi bulabilir. Öyle bir durum var işte. Ayvaya baktım. Ayva ucuz, ayvayı yiyebiliriz. Yedik zaten ayvayı, bir daha zaten yiyebiliriz. Zaten ayvaya para verip öyle bir yemeye durum. Bilmiyorum gerek var mı? Neyse, şimdi bugün gazeteye geçmeden önce kısaca tanıtayım gazeteyi her zamanki gibi. Ateist Gazete 77. sayıdayız. Bu gazeteyi Ateizm Derneği üye ve gönüllüleri için haftada bir çıkarıyor, hazırlıyor. Bu ilk hafta yalnızca üye ve gönüllülere özel bir gazete, e-bülten. Daha sonra tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Peki bu gazete karşınıza nasıl geliyor? Derneğimizin yazı işleri komisyonunda yaklaşık 20-25 kişilik bir ekip. Büyük bir emek, çaba, zaman vererek bu gazeteyi karşınıza çıkarıyorlar. İsterseniz bu ekibe katılabilirsiniz. Bunun için ateizmderneği.org.tr adresindeki ilgili linki takip ederek bizlere ulaşıp başvurunuzu yapabilirsiniz. Mutlaka geri dönecektir çünkü çok ihtiyacımız var yeni gönüllülere. Bunun dışında bize Patreon ve Kreasus üzerinden de destek olabilirsiniz. Bu yayınlarımız sizlerin sağladığı teknik imkanlarla ve gönüllülerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Her türlü desteğinize şimdiden müteşekkir olduğumuzu söyleyelim. Ve 77. sayımızın aslında farklı bir konseptte olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Niye böyle yaptık? Anladın mı? Sana soruyorum, evet. Niye böyle yaptık? Aslında ilk kez yapılmış bir şey değil biliyorsun. Sanıyorum şey zamanında yapılmış. Abdülhamit dönemindeki sansüre karşı bir gazete öyle çıkmış. Hangi gazete olduğunu şimdi unuttum. Tanin olabilir.
aklıma gelmiyor. Bir protesto amacıyla yapılmış bir şey. Dezenformasyon yasasının mecliste kabul edilmesinden sonra, AKP ve MHP oyları da kabul edilmesinden sonra böyle bir tavır almaya çalıştık biz de. Yaptığımız bu. Çok çok Ne hani yaptık? çok buluşçu bir şey değil ama boş çıkarttık. Yani gazetemizi boş çıkarttık. Boş çıkartmamızın sebebi de zaten bu dezenformasyon yasasının tüm farklı görüşleri susturmaya yönelik bir yasa olmasından dolayı. Ama zaten Türkiye'de biliyoruz ki biz hiç bu yasaya bile gerek yok. Zira öyle yasalar var ki ve öyle bir yargı sistemi var ki hemen her şeyi, her fikri, her ifadeyi suç olarak görebiliyor. Kabaca şöyle bir şey dezenformasyon yasası. Her zaman olduğu gibi hükümet bunu Avrupa Birliği'ne dayandırarak yaptığını iddia ediyor. Yani Avrupa Birliği'ndeki dezenformasyon yasalarına yönelik olarak yaptığını iddia ediyor. Her zaman gibi o yasada söylediği her şeyi suç olarak işleyerek bunu yapıyor. Yani yayılan haberin gerçek olmaması, evet, dezenformasyon yasası çıkarken hükümet yetkilileri yalan haber, manipülasyon yaparak bunu söylüyor. Diyor ki tüm dünyada böyle yasalar var. Hayır, böyle yasalar değil, farklı yasalar var. Hiçbiri güzel değil bu arada, onları da baştan söyleyelim. Her türlü sansür yasası, ifade özgürlüğünü her türlü kısıtlayan yasa bir rezilliktir 21. yüzyılda. Ama söyledikleri gibi değil. Birincisi bu. İkincisi, bu yayılan haberin gerçek olmaması, gerçeği kimin tasarrufunda gerçek sorusu koskoca bir soru işareti duruyor öncelikle. Yani gerçeğin yalancıların elinde olduğu bir sistemde böyle bir yasa çıkıyor. Komedi başta burada. Aynen. Enteresan olan şu, dikkat ettiysen belki denk gelmişsindir. Ahlaken çok düşük, pespaye bir adam var. Rasim Ozan Kütahyalı diye. Hani ekranda gördüğünde insan tiksiniyor, midesi kalkıyor. Öyle bir adam var. Onun yaptığı açıklamalar, itirafçı gibi konuştu ve başta Ertuğrul Özkök olmak üzere yaptıkları organize itibar suikastlarını açıkladı. Biliyorsun bu itibar suikastları yüzünden Taraf Gazetesi olsun, diğer yayın organları olsun, Yeni Şafak'ta oydu buydu tüm şeyler. Özellikle AK Parti ve cemaat işbirliği içindeyken pek çok kişinin ölümüne de sebep oldu. Kimisi intihar etti, kimisi hastanelerde, hapislerde öldü. Böyle bir katil güruhu şimdi böyle bir yasayı destekliyor. Ben maddeler üstünden gideyim. İlk dediğim gibi gerçek. Ya gerçek tümüyle göreli bir kavramdır bu dünyada. Bu kadar bilgi çağında gerçek herkes için farklıdır ve gerçekten de gerçeğin bakış açısına göre 10 tane 15 tane şeyi vardır. Bu yüzden zaten çeşitli televizyonlar ya da çeşitli gazeteler vardı. Gerçek tek olsaydı büyük olasılıkla tek bir yayın yeterdi zaten. Birincisi bu. Amaçta ne demek ki burada? Gerçeği kendi tekeline alacak faşizan bir bakış açısıyla bir yasayı dayatmak. İkincisi, her zamanki hikaye bu. Bütün gerici otoriter rejimlerde olan, bu aynı zamanda sadece gerici otoriter demeyelim, aynı zamanda totaliter rejimlerde de olabilen, yani Kuzey Kore, eskiden belli ölçüde Doğu Bloku ülkeleri, bugün Venezuela belli ölçüde, yine Küba'yı da sayabiliriz. Bu ülkelerde olan bir şey, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığı diye bir başlık var. Şimdi ben mesela biliyorsun komplo, bu aşı karşıtlarından müthiş tiksinen biri olmama rağmen hiçbir zaman bunun yasaklanmasını tahayyül edemedim. Bunlar söylenebilir, karşısında bilimsel verileri vereceksin. Artık gerçeği nasıl algılıyorsa, diğeri de ki benim arkadaşlarımdan bazıları öyle öldü koronada, o da artık kendi sorumludur. Bir aptalın peşinden gidecekse gider kardeşim ve ölebilir. İkinci hikaye bu. Kamu sağlığı tarafı. Ülkenin güvenliği dediğin hikaye zaten ülkenin güvenliği yaptığın her maceracı dış politika değil mi?
ülkenin güvenliğini sarsan. E demek ki ülkenin güvenliğini sarsanlar bu yasayı çıkartanlar. Her türlü ülke güvenliği içinde yalanı söyleyen de bunlar. Halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma. Zaten kralını kendileri yaparken. Ya o çıktığında ekrana zaten baştan sona kadar hepsi iyi ihtimal hakaret ediyor. Kötü ihtimal çatışma ortamı yaratmak için ağzına geleni söylüyor. Böyle bir sorumsuzluk içerisinde. Bunlar yetkililer. Bak yandaş evet, basından bahsetmiyoruz daha. Yandaş basına geldiğimizde bir tane tuvalet yalan kağıdı var gibi. Yalan çıkıyor bu Akit sefer. Yani yalanlar söylüyorlar. Evet. Basa basa yani üstlerine basa basa bütün topluma yalan yayıyorlar ve bunu değiştiriyor. Yani bunu yalandır diyebileceğimiz bir mecra artık kalmadı. Yok. Evet. Ve bu aynı zamanda her seferinde bir düşük yoğunluklu çatışmaya sebep olabilecek evet, şeyler. Evet evet. Bugüne kadar hedef almadıkları kesim kalmadı. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü kamu barışını bozmak. Ya biraz önce konuştuğumuz şeyin aslında yine tekrarlayabiliriz. Aynı şekilde geçerli. Bir de çok enteresan bir şey var. Aleni hissediyor. Nedir bu? Söz gelimi Enak enflasyon açıkladı. Ve de TÜİK açıkladı. Biri 85 dedi, biri 189 ya da 185 dedi. Şimdi sen Enag'ın şeyini paylaştığında ve senin gibi 1000 kişi paylaştığında diyor ki, diyebilir ki, bu organize bir eylem. Örgütlü bir eylem diyebilir 1000 kişi paylaştığında ve bunu yasaklamaya, seni de gerekirse 3 yıl hapse atmaya kadar gidebilecek bir süreç var. Tabii buradaki en önemli şey 29. madde. 29. madde işte 1 ile 3 yıl arası ceza veriyor. Bu neredeyse 216'ya 1, 2, 3 kadar yüksek bir ceza. Hatta ondan bile yüksek olabiliyor yani. Biliyorsun 216'ya 1, 2 ve 3 aslında bunların çoğunu içeriyor zaten bir yandan da. Bir de 147'ye 1 var. Bu da aynı şekilde. Doğru olmayan haberi yaymayla ilgili. Zaten yasalar var. Buna niye gerek duyuldu? Hemen dönelim. Niye gerek duyuldu? Çünkü seçimlere az kaldı. Bir, ekonomi felaket. İki, yolsuzluklar çok sıkı bir şekilde artmış durumda. Üç, ve en önemlisi kent yağması korkunç bir şekilde artıyor. Belki de en tehlikelisi kent yağması. Çünkü geriye dönüşü yok. Son örnekleri vereyim. Polis okulu. Oraya üç gökdelen dikecekler. 516 birimden oluşan. Üç gökdelen. Ne trafik kalacak ne bir şey kalacak. Oradaki rüzgar sistemi tümüyle ortadan kalacak. Etilerin son alanlarından biri daha gidecek. Böyle 50 tane İstanbul'da bir o kadar... Onun 10 katı, 20 katı da Anadolu'nun pek çok doğa harikası yerinden söz edebiliriz. Bu madenler falan hikayesinden de bahsetmiyorum ben. Toplu konuttan tut bilmem neye kadar bu böyle. Tüm bunları engellemek için. Çünkü şeyde Tokatköy örneğinde olduğu gibi belki de biz bundan sonra o videoları koyduğumuzda yani Tokatköy'de yaşlı insanların evine koçbaşıyla polislerin girip ite kaka insanları dışarı çıkartması, son kalanların çatılara çıkıp direnmeye çalışması, buna rağmen evde eşyalar varken evlerin yıkılması vesaire gibi şeylerin videolarını koymak bile suç olabilecek. Yani vatandaş gazeteciliğine yönelik aslında daha çok bir şey bu zaten, tehdit. Vatandaşların kendi haklarını arama mücadelesine yönelik medyayı kullanmalarına yönelik bir engelleme çalışması gibi görünüyor. Böyle. Şimdi bunların dediği şu. Diyorlar ki ya Almanya'da bizden beteri var. Külliyen yalan söylüyorlar. Var, doğru. Hiçbir zaten şekilde... Avrupa Birliği ve Amerika'dan bununla ilgili bir, yani kendi ifadeleriyle ilgili bir yalanlama geldi. Bizim böyle yasalarımız yok diye. Evet. Şimdi onları ayrıca tartışalım. Ama benzemiyor. Bir kere hapis cezası yok bir. İkincisi belli sınırlamalar var. Söz gelimi Almanya'daki kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum ve yine faşizan olduğunu düşünüyorum. Aşırı sağa yönelik sansür.
2 milyonun üzerinde yanılmıyorsam takipçisi olan sosyal medyalara uygulanıyor sadece. Yani daha yükseğine, 2 milyon ve üstüne uygulanıyor. Daha düşüklerine uygulanmıyor bu arada. Onu da öyle bir şey parantez içinde söylemiş olalım. NetsDG diyorlar bu yasaya. Bu yasa bundan birkaç yıl öncesinde çıkmış ve neonazilerin yükselmesini engellemeye yönelik biraz devlet paniğiyle çıkmış. Ama kardeşim onu yapacağını sen, neydi o şeyin adı? Gizli servislerin adı. Gizli servisindeki yüzlerce adamın neonazi örgütlerini organize edenler olduğunu, terör eylemlerini düzenleyenler olduğu ortaya çıkmış bir ülkesin. Sen böyle mi yasaklayacaksın, yani engelleyeceksin neonazileri? Bir yandan gizli servisi onları provoke ederken bir yandan bunu yapıyor. Almanya'daki biraz böyle. İngiltere farklı. Bu tartışılabilir gerçekten. İngiltere'de biliyorsun 14 yaşında bir kız, genç kadın ya da nasıl tarif edeceksek, intihar etti. Sosyal medyadaki gördüğü bir haber üzerine intihar ettiği netleşti. Bu sebeple bazı kısıtlamalar getirilmesi gündeme geldi Britanya'da. Ama bu da çok sınırlı ve politik bir şey taşımıyor. Politik bir özellik taşımıyor. Hindistan'da benzer bir uygulama var. Ha, Fransa'da var. Fransa'daki nefret suçları diyor. Aslında bu nefret suçları belasını biz biliyoruz zaten. Nefret suçlarının kime uygulandığını, nasıl uygulanabildiğini biliyoruz. Söz gelimi bugünkü öyle şey ki bu görme özgürlüğünün fili tarifi gibi ve genelde uygulandığı şey de o rejime karşı olanlara yönelik bir ceza sistemi olarak uygulanıyor. Yani sen Ukrayna'ya silah verelim ve Rus öldürsünler dediğinde suç olmuyor. Ama Rusya Donbas'a girmekte haklı dediğinde suç oluyor. Nefret suçu ya da savaş kışkırtıcılığı olabiliyor. Örnek olarak ya da Almanya'da işte genç bir kadın, ben Donbas'ı gördüm, bir gazeteci Donbas'ı gördüm dediğinde gözaltına alınıyor, ülkesine döndüğünde nefret suçundan ötürü babasının hesaplarına el konabiliyor, hayatı karartılabiliyor. Bir örnek öyle. Zararlı içerik... Ukrayna'nın ya hani toprakları, ne olursa olabilir olsun mi acaba? Ne olursa olsun. O Donbas'ta 14 bin kişiyi de öldüren Ukrayna zamanında ve neonazilerle yaptı bunu yani. Hani şey çok acı, nefret suçunu evet, nasıl yok? Evet ama şimdi tartışıyoruz ya hani. Şimdi tartış. Tamam, bu yasaklanabilir mi ya böyle bir şey? Hayır, yasaklanamaz ama orası Ukrayna'nın toprağı. Rusya girmiş. Tamam, olaylar geliyor. Yani bunu işte başka bir yani. Bu yorumla ilgili bir şey. Sen diyebilirsin ki NATO provoke etti diyebilir. Sonuçta şunu demeye çalışıyorum. Sonuçta İstediğini... bir Rus'la tartışmaya çalışıyorum. Kim haklı? Rus'çuyla yani. Neyse, tamam, okey. Bir şey yasaklayabilir demiyorum. Misin benim söyleyeceklerim? Böyle bir şey mi olmalı? Onu soruyorum. Hayır, sana. Tabii ki değil. Tamam, meselemiz o zaten. Ama gerçekleri de konuşalım bir yandan da. Onu başka bir programda konuşalım, çatır çatır tartışabilirim. Peki. Bundan daha şey örnekler var, enteresan, onu da söyleyeyim. Bu AKP'ye benzeyen Hindistan'da iktidarda olan parti var ya. Evet. Neydi adamın adı? Brahitya Janata Parti'nin adı. Herifin adını unuttum. Orada şöyle bir şey çıkıyor. 1000 tane hesabın yasaklanması isteniyor. Bunlar işte infial yaratıyor. Yok öyle, yok böyle. Büyük olası işlerinde terör örgütlerinin, yani İslami terör örgütleri de var. Hindu terör örgütleri de. Hindu yoktur büyük olası çünkü bunlar Hindu faşisti. İslamcılara yönelik olabilir ya da başka porno içerik olabilir. Biliyorsun Hindistan'da çok yaygın. Tam sebebini bilmemekle birlikte, yani bu 1000 hesabın ne olduğunu bilmemekle birlikte böyle bir şey başlıyor. Twitter'daki 1000 hesabın yasaklanması üstünden giden hikaye, zararlı içerik, devletin güvenliği o bu denerek toparlanmaya çalışıyor yine. Zaten hangisine baksan aynı şey çıkıyor. Devletin güvenliği, kamu güvenliği, işte
devlet sırlarını ifşa etmek, devlet sırlarını ifşa etmekle mesela şu olabiliyor. Diyelim ki zamanında, hatta yeni izledim, Clear Stream Affair diye bir film var. Lüksemburg'daki bir rezilliği anlatır. Fransa ile Güney Kore arasındaki bir silah anlaşmasında kimlerin, Thomson şirketinin nasıl Güney Koreli yetkililere para yedirdiğini, o silah sistemlerini almak için ve kaç, bir sürü de insan ölüyor bu arada sesleri kesilsin diye. Bununla uğraşan savcı ve gazetecinin hayatı karartılıyor sonrasında da. İşte devlet sırları dediği ya da Snowden meselesi değil mi, Amerika'daki? Snowden'ın açıkladığı her şey gerçek ama adamın başına daha şeyini söyleyelim. Daha netini söyleyelim aslında bu. Britanya'nın ve ABD'nin ne kadar ikiyüzlü ve aslında içinde şeyi barındırdığını, otoriter devlet anlayışını barındırdığını söylemek açısından şeyin adı neydi ya? Wikipedia. WikiLeaks. WikiLeaks. Adamın adını unuttum, biliyorsun hala esaret altında. Hala aynen. Ve muhtemelen hayatının sonuna ya kadar büyük da... Büyük utanç ya, adamın adı neydi? Uzun zamandır... Assange, Julian Assange, evet. Bu arada sesi gelmiyor ya, peşin haberi mi çıkmıyor? Mutlaka peşindedirler ama. Adam zaten şeydi. Avustralya'daydı en son. İngiltere'de hapiste ya. İngiltere, okey. Hapiste. Hapiste mi? Ev hapsindeydi en son. Hatta bir büyük... Benim bildiğim cezaevinde. Okey. Amerika'ya iadesi bekleniyor. Evet, Amerika'ya iade edilirse başı daha da büyük belaya girecek. Tabii. Kaldı ki zaten adam kaçtı, gitmediği... Neredeydi en son? Ekvador'da mıydı? Galiba Ekvador'daydı bir ara. O kadar baskı. Ekvador Büyükelçiliği'nde böyle bir rezalet. Yani hikaye bu. WikiLeaks ne yapıyordu? Bütün dünyadaki devletlerin ve devlet adamlarının ve iş dünyasının bütün rezilliklerini ortaya çıkartıyordu. Yani işin aslı çok belli aslında. Başta söyledikleri gerçek hikayesini söyleyenlere yönelik bir silah olarak kullanılıyor tüm dünyada. Türkiye gibi ülkelerde daha hani kör bıçak gibi kullanılıyor, diğerlerinde zehirli gaz gibi kullanılıyor diyelim. Böyle bir hikaye var. Bunun en iyi örneklerini görebileceğin yer Çin ve Kuzey Kore zaten. Bir de İran. Burada zaten internet devletin elinde. Devlet mülkiyetinde olması gerektiğini söylüyorlar. Bildiğim kadarıyla Kuzey Kore'de zaten şey de yok, internet de yok. Evet. Şimdi Elon Musk'ın biliyorsun Starlink projesi var. Evet. Hala uydu göndermeye devam ediyor diye biliyorum. Henüz tamamlanmadı. Bu devletsiz bir internetten aslında bahsediliyor. Devreye girdiğinde, çalışmaya başladığında. O zaman neler olur acaba? Yani gördüğün gibi olur. Twitter'ı falan da satın aldı. Şöyle olur büyük olasılıkla. Twitter'da ve şeyde gördüğümüz gibi, Facebook'ta gördüğümüz gibi, onların istediği şeylerin karşısında tavır alan herkese yasaklar gelir. Bugüne kadar yapılan buydu. Starlink'in şu anda Ukrayna'ya ücretsiz internet hizmeti sağladığını biliyoruz. Bunu İran'a sanırım yapamadı henüz. İran'a denedi galiba. Bir arada oldu, sonraki şey oldu. Ukrayna'da da böyle aksıyor. Neden aksıyor bilmiyorum. Yani ama Starlink başka bir şey. Sonuçta uydu bir araç. Sen Twitter'da ya da Facebook'ta ya da diğer sosyal medyalarda ne yapıyorsun? Sermaye sahibi taraf olduğu tarafın şeyini kollarken diğer tarafa istediğini yapıyor. Söz konusu Twitter olduğunda ya da Facebook oldu. Facebook daha sert bu konuda. Mesela şey yazıyor. Çin devleti medyası yazıyor.
Çin'in şeylerini. Çin şey. Peki mesela New York Times'ın medyası niye ona yazmıyorsun kardeşim? Bunun gibi 10 tane şey, 100 tane şey sayabiliriz ve biliyorsun pek çok ban alıyorsun. Farklı bir şey söylediğinde, yani Batı'nın söylediğinin dışında bir şey söylediğinde çok fazla sansüre uğrayabiliyorsun. Şimdi Elon Musk şöyle bir şey yaptı yalnız Twitter'ı aldığından beri. İlk yaptığı şeyi biliyor musun? Görevden almaları. Evet, daha dün okudum hatta, yönetim kurulunun bir kısmı kendisi istifa etmek zorunda kalmışlar. Dördünü attı, gelir gelmez attı. Evet. Zaten satın almadan da bunları atacağını söylüyordu. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi şu, bu adamlar Trump'ı hesabını askıya alanlar. Şimdi bakış açısına göre değişir. Trump'ı sevmeyebilirsin. Fakat seçim öncesinde doğrudan demokratları destekleyen ve bugünkü sürece getiren dünyayı biraz da bu hikaye. Trump'tan sonra yasakladıklarına baktığında da bir şey çıkıyor ortaya. Yani Starlink uydusu olsa da olmasa da bir şey fark etmiyor. Sonuçta oradaki medyanın nasıl kullanıldığı, o medya sahiplerinin, devlet olması da gerekmiyor, o medya sahiplerinin nasıl davrandığı. Dönelim Türkiye'ye, yandaş medyaya bakalım. Aynı hikaye aslında. Onun gelişmişinden, canlısından bahsediyoruz. Biraz böyle bir durum var. Bu bilgi savaşları, işte enformasyon mücadelesi sürecek. Benim tek hoşuma giden bütün bu süreçte ne biliyor musun? Mümkünse bütün fake hesapların askıya alınması ve insanların gerçek adıyla, ahlakıyla, onuruyla vesaire ifade özgürlüğünü kullanabilmesi. Bir bu, olabilmesi iki, için çok uzun zamanımız var önümüzde. Fake hesapları bütün dünya yasak. İçin yani, evet. Evet. Tabii ama insanlar yani insanlar nasıl korkmadan ortaya çıkabilir? Yani ben şunu kavrayamıyorum, açık söyleyeyim. Ben Britanya'da yaşıyorum. Hadi burada korksun. Çünkü hapse atılıyorsun. Ya Britanya'dasın kardeşim ve fake hesaplısın. Yani çüş artık be. Hani insanda da bir şey olur, karakter olur yani. Ya da buradaki fake hesaplara bakıyorum. Ya fake hesapla herif şey yazıyor. Silivri'de soğuktur aslında söyleyecektim ama Silivri'de soğuk. Gerizekalı. Ne yaptın sen şimdi? Yani nesin ya? Bu kadar mı zavallısın? Ya da fake hesapla ateistlik yapma. Bu arada Elon Musk'ın, evet, Twitter'dan kapatacağı hesaplar bot hesaplar olarak, evet, görünüyor. Bu operasyona bu arada, yönelik daha çok. Bir şey, bir bilgi daha buraya küçük ekleyeyim. Twitter'ın eski sahibi Jack Dorsey'nin yeni bir sosyal medya projesi var. Henüz beta sürümünde Blue Sky. Hali hazırda e-mailinizle kaydolup size ulaşılmasını bekleyebilirsiniz. Twitter deneyiminizi Jack Dorsey ile devam ettirebilmek için. Tabii bunun bir şeyi yok. Yani Jack Dorsey'nin nasıl bir mal olduğunu da biliyoruz ayrıca. O Blue Sky'ın da çok Blue Sky değil, biraz Dark Sky olacağını da tahmin etmek mümkün. Çünkü bugüne kadar yaptıkları gelecekte yapacaklarının bir göstergesi diye düşünüyorum. Elon Musk'ın ne yapmaya çalıştığını anlayamamış durumdayım sadece. Hiç sevmediğim bir tip, fakat mesela para bu onda. Şu anlamda yani bazı şeyleri çok şişiren, nereye oynadığını siyasi olarak tam anlayamadığım bir insan. Ya bazen öyle vuruyor, bazen böyle vuruyor. Bir insan şaşırıyor. Yani kimin adamıdır, kimin destekliyordur, kimle işbirliği içinde onu çözebilmiş değilim. Yani Biden'la mesela çok yakın olmadığı belli gibi. ABD'nin bir kısmıyla bir ilişkisi olduğu da belli gibi. Böyle çok neokon değil de hani durumu dengeleyelim, küresel piyasalar dönebilsin, bu savaş mavaş olmasın gibi bir kafa gibi karışık. Ama yani sonuçta Blue Sky olsun, Twitter olsun, Facebook olsun, bunlarda da aslında bir sansür uygulandığını bilmek lazım. Bunların dışında şunu söylemek gerekiyor. Biraz önce söylediğime döneyim. Bence en büyük faşizm otofaşizmdir. Onun adı da otosansürdür. Eğer ki çok doğru bulduğunuz bir şeyi söylemekten imtina ediyorsanız bazı yaptırımlardan dolayı, işinizden olmak, eşinizden olmak, yani
çıkıp da işte ben bu aileden çok sıkıldım diyememek. Devletten sıkıldığını, devletten tiksindiğini söyleyip bu devletten hangi devletse söyleyememek. Bu sistemden, iş yerinde, patronaj sisteminde. Ya yani otosansür yapmak bir ahlaki zayıflıktır. Zaten bunu yapan insanlar bu dünyanın %80'i, işte kalan %20'yi de bu rezil yasalarla susturmaya çalışıyorlar dünyada. Türkiye gibi ülkelerde siyasal İslam'ın ve otoriter rejimlerin ve tek adam rejimlerinin egemen olduğu ülkelerde, yani Kuzey Kore, Türkiye, Macaristan, Polonya, çeşit çeşit Venezuela, bence hala Zimbabwe, Orta Doğu'nun dörtte üçü, Hindistan bir şekilde vesaire. Buralarda da bu şekilde kalan %20'yi boğmanın yolu. Boğulmamanın bir yolu var. 50 kişi değil de 50 bin kişi bu yasalara rağmen otosansür uygulamazsa işleri zor kardeş. Ama tırsıp da Silivri soğuktur deyip bir de fake hesapla zaten zırvalayacaksan, evet, o kalan yüzde bilmem kaç okkanın altına gider. Olacak bu. Yani engellemenin çok... Seçim sürecine giriyoruz. İnsanların bıçak kemiğine dayanmış. Olur mu? Büyük olasılıkla senin dediğin olur. Küçük bir ihtimalle yeter ulan diye belki bir şeyler olur. Türkiye göreceğiz. Halkından beklemiyorum öyle bir potansiyelini. Benim söyleyeceklerim bu var İrem Hanım. Ayrıca Rusya ve Ukrayna'yı tartışırız başka bir şeyle. Tartışalım. Ben senin gibi Rusçu ya da Ukraynacı değilim, önce onu söyleyeyim de. Daha sonra belki bir programla ateistlerin karşısında tartışırız. Orada tartışan da ben olmam yani, onu değilim. Neyse, 77. sayımızın sonuna gelmiş olduk böylece. 77. sayıyı ülkemizdeki sansür yasasına ayırmıştık hem gazetemizi hem sayımızı. Şunu söyleyelim mi bir de? Tabii yani ki. Gazeteyi boş çıkarttık, semboliktir. Gördüğünüz gibi susmayacağız. Susmayacağız, devam edeceğiz kaldığımız yerden. Öyleyse her zamanki gibi ne diyoruz? Artık yalnız değiliz.